Değerli kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz yabancı değil. Başkent Üniversitesi'nin İstanbul Hastanesi'nde yıllardır çalışan sorumluluğu, baş emiresi, diğer zünüritelerinin sorumlusu Ebru Akgüçhan Efendi. Ebru Hanım hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş buldum. Ebru Hanım, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi ve Yalova'nın diyaliz merkezlerinin baş yutuyor. aynı zamanda kurumumuzun uzun yıllardır çalışan emekçisi. Bugün diyaliz hemşireliğini konuşacağız. Konuya girmeden önce ben bir haftanın sözüyle açmak istiyorum başlığımızı. Samuel Butler'ın bir sözü diyor ki: "Hasta olmayı hayatın en büyük zevklerinden biri sayarım. Yeter ki çok hasta olmayayım ve hasta hasta çalışmak zorunda kalmayayım." Evet. Evran tekrar hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım, daha sonra konumuza girelim. Buyurun. Ee, hocam tekrar merhaba. Ee, bahsettiğiniz gibi 25 yıldır e, Başkent Üniversitesi ailesi çatısı altında e, diyaliz hemşireliği. Son 7 yıldır da yöneticiliği yapmaktayım. E, bu çatı altında çalışmaktan e, sonsuz gurur duyuyorum. E, kurucumu rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın Dünyaya örnek olan diyaliz organ nakli merkezinde çalışmak, çalışmanın da haklı gururunu yaşıyorum hocam. Evet, çok güzel bir giriş yaptın. Evet. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Peki şimdi tabii diyaliz başlı başına bir bölüm hastanelerde, merkezler. Biz ona gireceğiz tabii evet. ama öncelikle siz hemşire olarak vazifenizi yaparken aldığınız sorumluluklardan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Daha sonra da Diyaliz nedir diye söze devam edelim. Sizin bir hemşire olarak yıllardır emek veren, özellikle Diyaliz Merkezi sorumlusu olarak Diyaliz konusunda yorumunuz ne olacak, nasıl tanınacaksınız Diyaliz'i? Buyurun. E, hocam, e, Diyaliz sağlık sektöründe çok özel bir yer alıyor ve özel bir yerde diye düşünüyorum. E, Diyaliz tedavisi gören hastalarımıza tıbbi gereksinimlerini yanı sıra Ruhende ruhlarına iyi gelecek şekilde tedavi kapsamında çok öncelikli çok özel e, merkezinde alan bir e, bölümümüz diyebilirim. E, bu görevi yapmakla diyaliz hemşireliği aslında çok güzel gibi gözüküp çok da zor olabiliyor. Neden? Çünkü hastalarımızın tıbbi gereksinimleri ruhlarına hitap etmek çok özveri gerektiren bir meslek. 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Düşünüyorum başka bir branşta çalışmak ister miydim? Hayır. Dolayısıyla bu mesleği yeni başlayan arkadaşlarıma, eğitim aşamasında olan arkadaşlarıma empoze etmek için tabii ki çaba veriyorum ve bunu zevkle yapıyorum. 25 yıllık hemşireyim. Aynı zamanda 2 yıldır da Diyaliz Teknikerliği bölümü öğrencisi öğrencisiyim şu anda. Çok güzel. Ee, bu Evet, e, mesleğime layıkıyla görev yapmak isteyip ekip arkadaşlarımı da bu şekilde empoze etmeye gayret ediyorum. Peki teknikerliği biraz açar mısınız? Eğitim nasıl sürüyor? Ne kadar eğitim alıyor? Şöyle Özelliği hocam, e, diyaliz e, diyaliz tedavisini diyaliz hemşireleri yapıyor. Bu evet. diyaliz hemşireliği nedir? E, Sağlık Bakanlığı'nın hemşirelik çıkışlı arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığı'nın e, uygun gördüğü merkezlerde eğitim birimlerindeki bizim merkezimiz de bir eğitim birimi. 4 ay gibi bir süre eğitim aldıktan sonra eğitim sonucunda sert sınavla sertifika almaya hak kazanan hemşire arkadaşlarım aynı zamanda 2 yıllık yeni açılan üniversitelerde bizim üniversitemizde de var bu bölüm mezun olduktan sonra diyaliz işini ekip olarak hep beraber yapıyoruz hemşire ve tekniker arkadaşlarımla birlikte. Kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş hastalarımızın merkeze kabulünden sonra tıbbi takip, tedavi, hemşirelik hizmetleri aynı zamanda bahsettiğim gibi ruhsal yönden de destek olarak evlerine mutlu, sağlıklı, huzurlu uğurlamayı hedefliyoruz. Tabii ki şimdi uzun bir süreç diyoruz, yani bir ameliyat gibi değil ya da bir ilaçla yapılan kısa süreli tedavi değil. Onun için ruh hallerini evet. sizin çok iyi anlamanız lazım. Aynı zamanda bir e, ruh eşi oluyorsunuz bildiğim kadarıyla diyaliz ünitesine gelen evet. hastalarınızla. Bu ayrı bir bağlantı, ayrı bir duygu tabii. Çok sorumluluğunuz var. İsterseniz neler yapıyorsunuz diyalizde? E, sorumluluklarınız nelerdir? Yaşadığınız sorunlar nelerdir? Biraz buna girelim. Çoğu zaman seyircilerimiz bunu bilmiyordur. Gerçi diyalize giren hastalar biliyor ama. Diyaliz yakın olanlar da belki biliyor. Biraz bunlardan konuşalım isterseniz. E, hocam diyaliz e, hastalığın doğası ve tedavinin seyriyle birlikte hastalarımızda maalesef zaman içerisinde depresyona neden olabiliyorlar. Bu evet. tedavinin başlangıcında hastalarda e, hastalığı kabullenmeme, sinirlilik hali, amsiyete e, dolayısıyla tedavi sürecinde de depresyona kadar gidebiliyor. E bu durumda artık diyaliz ekip işidir, ekip ruhudur her zamanı vurguluyoruz bu sistemi. Ama hemşire artık bu noktada hastasıyla nefrologlarımızın öngördüğü, tedavi verdiği orderı uygulamaya başladığımızda haftada 3 gün 4 saat gibi bir sürede birlikte olmuş oluyoruz. E bu psikolojik depresyonların yol açtığı durumlarda artık devreye kim girmiş oluyor? Biz diyeliz hemşireler girmiş oluyoruz. Ne oluyor? Artık haftada 3 gün 4 saat kendileri kendilerini bırakın aileleriyle birlikte artık birlikte vakit geçirerek onların ruhlarına iyi gelecek, tedavinin olumlu yönlerini anlatarak, hayat şartlarının, hayat standartlarının, yaşam kalitelerinin değişmediğini ifade ederek onları eee Tedaviyi aksatmadan uyum sürecini hep beraber aşmayı hedefleyerek o şekilde uygulamaya geçiyoruz. Bunlar için Peki, neler yapıyoruz? Pardon söze girdim. Tabii ki evet, tam evet ona soracaktım. Neler yapacağınızda acaba psikolog ya da psikolo psikiyatri uzmanına evet. ihtiyaçlarınız oluyor mu? Evet hocam. Şöyle diyaliz ekip işidir dediğimde evet bu ekibin ayrılmaz parçaları tabii ki nefrologlarımız, diyaliz hekimimiz, diyaliz teknikerimiz, diyaliz hemşiremiz, sosyal hizmet uzmanımız, diyetisyenimiz, yardımcı sağlık, ekip arkadaşlarım, tıbbi sekreterlerim, Yeri geliyor e, hastalarımızı evlerine ulaştırmak için kullandığımız servis şoförlerimiz, diyaliz merkezi çatısı altında olan herkes bu ekibin ayrılmaz birer parçası. Ne evet. yapıyoruz? Bahsettiğiniz gibi sosyal hizmet uzmanı desteğini çok çok önemsiyoruz bu konuda. E, hastalarımıza birebir görüşmeler sağlayarak e, hastanedeki e, kapının girişinden hastalarımızı güler yüzle karşılayıp yatağına alıp tedavisi bitip evine gidene kadar onları pozitif bir ortam. E, ne oluyor? Uzun vade görüştüğümüz için sanki evinde imajı, evinde hissiyatı yaratmak için elimizden gelen her şeyi sonsuz destekle sağlamaya çalışıyoruz. Sanki şöyle düşünmek lazım. Bizler sağlık çalışanları ekibi olarak doktoru, hemşiresi, hastası ve hastaların yakınları olarak bir masanın dört ayağı gibi görüyoruz her birimizi. Birinden biri olmazsa ne olur? Sağlıklı işleyiş olmaz. Hasta kendini ruhunu teslim edemez. Hastaya vereceğimiz güven tedavisinin tamamlamasında kendini bize emanet etmesinde tedavi almasına varana kadar büyük fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla ekip arkadaşlarım bu konuda çok güzel bir ekibiz bir. Yine ee, gene bu noktada Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kurucu rektörümüz Mehmet Haberala böyle güzel bir hastane, bu kadar güzel örnek olabilecek bir hastanede ee, bu kadar güzel ortamda e, çalışma imkanı hastalarımıza verdikleri imkan, imkanlar için sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, evet. Hastalarımızın bize başladıktan sonra e, merkezi tanıtırken ben ilk önce sevgili hocamızdan bahsederim hastalarımıza çünkü e, Profesör Doktor Mehmet Haberal dediğinizde yani e, biz çalışanların da büyük ölçüde ruhumuza çok iyi gelirken inanın bu hastalar yönünden de çok büyük pozitif enerji sağlamakta. Onun adı geçtiğinde bir kere hasta bize kendini %50 oranında teslim etmiş oluyor. E devamında <laughs> hastanemiz has, Evet hocam. Devamında hastane bünyesinde bir diyaliz merkezi oluşumuz hastalarımıza çok çok büyük katkı sağlamakta. Nasıl katkılar? Evet. evet sonsuz güven veriyor. Nasıl katkılar sağlıyor? E, hastalarımızın eşlik eden sağlık sorunlarında e, hastanemizin hastalarımıza sunduğu imkanlar neticesinde e, büyük tedavilerine faydalar, maddi manevi faydalar sağlamakta. Her türlü bir ihtiyaçlarında, tetkiklerinde, tahlillerinde çok güzel yani hastalarımız hastanenin sanki tedavi alan kısmı değil de diyaliz hastaları öyledir. Ailenin başkent üniversitesi hastanesinden benim çalıştığım kısım olarak bahsedeyim. Sanki bizim ekip arkadaşlarımız evet. gibi bir pozisyonda Tabii hizmet veriyoruz onlara. Sık, sık görüştüğünüz için artık aile ortamı olmuş oluyor. Ben evet, şöyle söze evet girmek hocam. istiyorum. Lafınızı kesiyorum Ma maalesef. Çok güzel anlatıyorsunuz. Bıraksam herhalde saatlerce konuşacaksınız. <laughs> Tecrübeleriniz, İnanın, birikimleriniz. E, saatlerce çok güzel. anlatılabilir. Çok güzel bir sohbet oluyor. Şunu sormak istiyorum. Tabii 25 yılınızı verdiniz. Diğer de uzun yıllar çalışıyorsunuz. E bir Hemşire gözüyle evet, hocam. gelişmeler nasıl diyaliz üdütelerinde? Nereden nereye gelindi? Biraz bunu bahseder misiniz? Daha sonra da diğer merkezlerimizde neler yapıyorsunuz? Yalova var, Çekmeköy evet. var. Bunları konuşalım isterseniz. Evet hocam. Ee, hocam e, 1997 yılında ben Başkent Üniversitesi İstanbul Diyaliz Merkezinde 14 Ağustos sabahı işe başladım. Çok büyük heyecanla başladım. Diyalizi evet e, eğitimde diyaliz kitaplarda birkaç sayfa gözükür. Stajlarda ünitede gidersiniz bir iki gün staj yaparsınız ama Diyeliz camiasına girdiğinizde hakikaten olayın çok farklı boyutlarda çok değişik bir ortam olduğunu hissediyorsunuz. Biz başladığımızda bizim başhekimimiz vardı Metin Bey bize diyalizin hakkında eğitimler verdiler. Bütün hocalarımız, bütün eğitim hemşirelerimiz evet. çok eğitimler aldık bize zamanında diyaliz solüsyonlarımız vardır bizim diyaliz işlem yapılan solüsyonlarımız vardır o solüsyonları günümüzde artık çok modern teknolojiyle üretilen bu solüsyonlar zamanında elle üretilen parmakla tadına bakılarak oranlarının ayarlandığı şekilde sunulduğunu hazırlanıldığını anlatırlardı ve biz buna çok çok şaşırırdık. O zamanki dializ cihazlarımız da çok farklı ve çok değişikti. Ee, tamamen kontrol odaklı, sıkı takip gerektiren, tabii ki günümüzde de kesinlikle sıkı takip gerektirip yoğun bakım ünitesi gibi düşünmek lazım dializı evet. ee, yapılırdı ama tabii ki teknoloji o kadar ilerledi, o kadar modernize oldu, o kadar güzel oldu ki hastalarımız bu anlamda tedavilerini alırken eşlik eden komplikasyonlardan artık yok denilebilecek kadar az hakikaten. Cihazların temini, malzemenin temini, 1997'de biz yine aynı şeyi bahsedeceğim. Kurumsal, çok güzel bir kurumda çalışıyoruz. Bunu Keşke bütün özel merkezlerde çalışan arkadaşlarım da bizler gibi tabii ki yaşasalar. Asla her anlamda neye ihtiyaç vardır? Bizde hocamız hep şey der, önemli olan sağlık, önemli olan kaliteli hizmet vermektir der. E, dolayısıyla bunu duya, e, duyduğumuz e, yöneticimizden, kurucumuzdan dolayısıyla her şeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Geçmişle günümüzdeki e, mukayese edilemez hocam. Evet. Teknoloji ve yenilikler Evet sağlıkta, çok çok güzel tabii ki, şu an dönüşüm, ve imkanlar çok güzel. Son yıllarda Türkiye'de de epi bir yol aldı. Tabii bunu evet. e, ekonomik anlamda rahat insanların ulaşması lazım. Orada sorun olduğunu ben evet. düşünüyorum. Şimdi tabii ki evet hocam. bizim e, başkent hastaneleri hem organ naklinde hem diyalizde öncü bir kurum. Bunu biliyoruz. Ben evet. buradan organ nakline evet. gelmeden, oradaki görevleriniz neler demeden size şunu sormak istiyorum. Biraz önce de bahsettim. Yani bizde Yalova'da bir merkezimiz var. Çekmeköy var. Buralarda neler evet. yapıyorsunuz? Biraz da bahsederseniz sevinirim. Yalova Diyaliz Merkezimizde hocam 35 yataklı e, bir diyaliz merkezimiz var. Orası da çok güzel. E, Yalova Diyaliz Merkezi, Yalova'ya e, açılmış, sunulmuş çok güzel bir diyaliz merkezi. Hastalarımız çok memnun. Ya yazın 3 seans şeklinde, şu an haftada 2 seans şeklinde hizmet veriyoruz. 3 ayrı merkez değiştirdi Yalova. Elmalık köyünden daha sonra tekrar şehir merkezinde bir merkez. Sonrasında da şu an kendi merkezimize taşındık. Çok güzel ekip ruhu orada da var. Hastalarımızın İstanbul'daki hastanemizden büyük ölçüde faydalanması için oraya da destek sağlıyoruz. Aynı ekip e, arkadaşlarım oralaya da hizmet veriyorlar. Koordineli e, haberleşerek Yalova'da olmasına rağmen gün içerisinde sürekli irtibat halinde olarak hastalarımızın her türlü ihtiyacını, tedavisini, takibini e, büyük özveri ve destekle e, el birliğiyle sağlıyoruz hocam. Evet. Peki gelelim organ nakli konusuna. Bu konuda neler yapıyor bir diyaliz hemşiresi, diyaliz ekibi? Biraz da buradan bahsedelim. Çok ilişkili çünkü. Biraz burada konuşmak istiyorum e, organ... sizinle. Evet organ nakli dediğiniz gibi kesinlikle çok çok önemli bir durum ve mevzu. Diyalize yeni başlayan hastalarımızda bizler ilk önce hastalarımız evet organ nakli ne? yönlendirmek ve teşvik etmekle yükümlü hissediyoruz. Bunu böyle gördük, böyle eğitimlerini aldık ve doğru olan da tabii ki bu. Bizim organ nakli birimimizin de olması bu anlamda bize çok avantaj sağlıyor. Tabii çok organ büyük nakli avantaj. koordinatör evet. evet organ nakli koordinatörlüğü ile ekip halinde çalışıyoruz. Merkeze yeni başlayan hastalarımızda asla yaş cinsiyet ayrımı yapmadan hasta ve hasta yakınlarımızla birlikte organ nakline yönlendirerek onları gerek kadavra listesine gerek canlı vericileri varsa o şekilde takipleri altına alınmasını sağlıyoruz şöyle Biz bu uygulamayı Tabii ki hep yapıyorduk ve hep yapacağız ama sağlıkta kalite standartlarının gelmesiyle birlikte bu zaruri ve mecburi bir şekle dönüştü Sağlık Bakanlığı tarafından. Bu çok da iyi oldu. Ve rutin eğitim verildikten sonra artık nasıl olsa biz bu hastamızı organ nakline yönlendirdik. Gerisi onlarda deyip asla bırakmıyoruz. Her 6 ayda bir rutin diyalize giren hastalarımızı tekrar nakile yönlendirilip zaten nakil biriminden de gerekli tahlilleri, tedavileri eksik olan zamanı gelen hastalarımız aranmakta. Ama biz 6 ayda bir bizlerde tekrar yönlendirip her yeni gelen hastamızı da Bahsettiğim gibi e, randevu sistemiyle ilk önce bizler eğitimini vererek hastaya e, doğruluğunu uygunluğunu anlatarak organ nakil birimine yönlendiriyoruz. E, organ nakil çalışmaları konusunda da e, kurumumuz organ nakil e, haftasında çeşitli etkinliklerle hep beraber hastalarımızla birlikte katılım sağladığımız geçen yıl da bir boğaz turu etkinliği yaptık mesela hastalarımız evet. ve hasta yakınlarımızla birlikte çeşitli pankartlarla çeşitli mekanlarda farkındalık yaratmak için afişlerle her yıl bu tarz çalışmalar yaparak bir organ bağışının diyalize giren hastalarımızın kucak açarak ömürlerini daha sağlıklı, daha güzel, daha kaliteli geçirmek için kucak açarak beklediklerini bütün insanlara, bütün halka duyurmayı hedefliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bunlar çok güzel tabii hep olumlu şeyler. O kadar güzel bahsediyorsunuz tabii ama sorun olmaması evet. imkan yok. Biraz da isterseniz yaşadığınız sorunlara gelelim. Bura çok önemli. Seyircilerimiz de bilmesi evet. lazım. Ve önerilerinizi alalım ve programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Evet hocam e, aynen baştan sona kadar hakikaten sanki diyeliz muhteşem e, hakikaten çok çok iyi bir iş evet çok işimizi severek yapıyoruz ama e, bir o kadar da tabii ki zorlukları yok mu var e, nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz hastalarımızın psikososyal sorunlarından bahsederken e, bunlar tabii ki zaman içerisinde ne oluyor sahalarda aktif çalışan hemşire arkadaşlarımın ruhlarına da yansıyabiliyor. Evet, e, bu muhakkak. ruhlara nasıl yansıyor? Evet, mesela bizler yüksek risk grubu adı altında geçen bir bölümümüz. Ekipsiniz. Ee, evet. Bu bir ekibiz. Dolayısıyla bununla alakalı evet birçok çalışmalar yapılmış. Mesela bir çalışma sonucunda yüksek oranda diyaliz merkezinde çalışan hemşireler üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek oranda anksiyete, işte sinirlilik, uzun vadede enfeksiyon hastalıklarıyla baş edememe, işte depresyon gibi yüksek oranda faktörler tespit edilmiş. E bu tabii ki biz bu noktada ne yapıyoruz hastalarımızın bizler ekip içerisinde birbirimizi motive etmeye çalışarak emek verdiğimiz hastalardan da tabii ki bizlere karşı destek, güler yüz, e, memnuniyetlerini dile getirmesini. Sözel olarak olmasa da bunu istediğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. E, bu noktada neler yapılıyor? Kurumlar tarafından artık devreye girilerek her zaman e, hizmet içi eğitimlerle, güvenli ortamlarla e, bunu baş etmeye çalışıyoruz. Ve e, kurumlar bize destek oluyorlar. Güvenli ortam e, sağlık çalışanı için çok çok önemli. Dolayısıyla kurumumuz bize bu güvenli ortamı sağlıyor. Güvenli ortamda çalıştığını hisseden sağlık personeli işini daha layıkıyla, daha mutlu, daha kendini işine verdiğini, doyduğunu hissederek sonsuz kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Burada ben söze gireceğim. Haftanın sözcü diyaliz kelimesini aldım. Buranın bunun etimolojik kökenini konuşmak lazım isterim. Tabii ki bir Latince kökendi. Evet. Çoğu tıbbi terim olduğu gibi diğerizin e, Latince evet. anlamı içenden geçerek ayrışma, çözülme olduğunu da belirtmek istedim. Hemodiyalizozunda evet. kanın evet. temizlenmesi ve çözülmesi, ayrışılması anlamına geliyor. Şimdi tabii programın evet. sonuna yaklaştık. O kadar güzel bir sohbet oldu. Benim sizden bir güzel anekdot hastalarla yaşadığınız diyaliz hastalarıyla bir anınızı alarak programı kapatmak istiyorum. Ee, çok güzel bir sohbet evet. için de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir anınızı anlatırsanız seyircilerimize, dinleyicilerimize çok seviniriz. Buyurun. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Benim için de çok güzel bir sohbetti. Nazik davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Diyeliz 25 yıldır Diyeliz camiasında çalışıyorum. Şimdi bir anı derken hangi anımı anlatsam, bir anda hangisini anlatsam bilemedim. Şöyle bir mutluluğumu anlatayım. Ufak evet. bir sağlık sorunu yaşadım diyeyim. Şükür sıkıntısız bir pozisyon. Ee, o kadar çok aileyiz ki diyeliz hastalarımızla. Evde olduğum süre içerisinde inanın bırakın hastalarımı, bütün hastalarımın yakınları, her biri sonsuz manevi destek, sonsuz samimiyetlerini hissederek çok güzel bir asla hastalığımı düşünmeden açtım o dönemi diyebilirim. Ya da şöyle anlatayım, 2017 yılında biz Çekmeköy'deki merkezimize taşındık. Çekmeköy'deki merkezimizin açıldığı gün gene teşekkür ediyoruz Kanal B ekranlarında merkezimizi ziyarete geldiler. Ufak bir sohbet yaşadık orada. akşam ana habere çıkacağını bildirdiler. Bizde akşam seansımız var. Hastalarımız ve yakınlarımızla birlikte onlarla birlikte ekran karşısında izliyoruz. İnanın yayın başladığında e, hasta yakınlarımızın o göz yaşlarına inanamazsınız. Bizler konuşurken onların o ruhsal o mutlulukları, yani bunu bir akrabasına, bir kardeşine belki bu denli samimi ifade edebilir. Bu bizleri de çok mutlu ediyor. Dolayısıyla ne hissetmiş oluyoruz? Emeklerimizin karşılığı boşa gitmemiş, hakikaten hakikaten yerini bulmuş diye düşünüyoruz. İnşallah, çok, inşallah da çok, bu şekilde çok devam eder. Çok teşekkürler çok güzel bağladınız. İnşallah daha ileride başka programlarda beraber oluruz İbrahim Hanım. Peki, i̇nşallah hocam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Değerli seyirciler, Kültür Pona'mızla bu haftaki programımızı da bitiriyoruz. Kültür da kitap olarak da Halil Cibra'nın kitabını burada bu programda bahsetmek istedim, konuşmak istedim. Adı Bir Göz Yaşı Bir Gülümseme. Kenan Sarıalioğlu çevirmiş. Yazar bu kısa deneme ve öykülerde modern dünyanın yozlaşmışlığını, duygusuzluğunu, içinde insan kalabilmenin yollarını şiirsel bir üslup ve engin bir her gücüyle araştırıyor. İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle.